Merhabalar arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Sevgili kova burçları, size özel bir aşk açılım videosu. Kova burcuna özel bir aşk açılımı. Bakalım bakalım aşk hayatınızda neler oluyor, gündeminizde neler var, neler yaşıyorsunuz sevgili kova burçları. Zamansız zamana niyet ediyorum. Bu videoyu ne zaman denk gelip izliyorsanız mutlaka o zaman rezone olacaksınızdır arkadaşlar. Hemen niyetimizi ediyorum. Niyet ettim ilahi kanaldan bu videoyu dinleyen kolektifteki kova burçlarının aşk hayatıyla ilgili en doğru bilgileri ilahi kanaldan hissetmeye ve aktarmaya niyet ediyorum. Kova burcunun aşk hayatıyla ilgili en doğru bilgileri ilahi kanaldan hissetmeye ve aktarmaya niyet ediyorum. Kova burcu aşk hayatı. Evet sevgili arkadaşlar, hemen başlıyoruz. Şimdi sevgili kova burçları, bir ilişkiniz varsa bu ilişkide bazı dengeler bozulmuş gibi. Artık yani rayında gitmeyen, düzgün gitmeyen bir durum var bu ilişkide. Ve dengeye gelebilmesi için de diyorsunuz ki bu ilişkinin benim gitmem lazım. Bir şekilde benim başka bir şehre, başka bir yere, başka bir duruma bir şekilde bir ara vermem lazım da diyebilirsiniz. Ya da terk etme de olabilir aynı zamanda. Ama benim hissiyatım sanki evet bir gidiş var, bir ayrılık söz konusu ama bu böyle uzun vadede bir ayrılık değil gibi, ilişkiye biraz ara vermek gibi bir durum olmuş sanki. Ve dengeye gelebilmek için, birbirinizi dinlemek için, birbirinizin ne kadar önemli olduğunu anlamak için biraz ara vermiş gibisiniz ve bu sonra, öyle söyleyeyim, ondan sonra da dengeye gelip bir şekilde dengeye gelip tamamlanmışsınız ve şu an birlikte gibi görünüyorsunuz. Bir ayrılık yaşanmış ve dengeye bir dengesizlik var. Bu dengesizliği de dengesizlik olan yeri tamamlamak adına bir ayrılık yaşanmış. Ama şimdi de tekrar bir araya gelinmiş ve şu anda birlikte mutlu olduğunuz görünüyor. Aynı zamanda aileyle birlikte de bir ilişki biçimi var, öyle söyleyeyim. Ailelerin de bildiği, desteklediği bir ilişki olabilir bu. Aynı zamanda karşı taraf ya da siz, bilmiyorum artık hangi tarafsa, bir teklif gelmiş size. Bu teklifi ama ayak altı ediyor gibisiniz. Duygusal bir teklif var burada. Ya da bir başka biri tarafından da gelmiş olabilir sevgili arkadaşlar. Bir başkası tarafından da size bir teklif gelmiş olabilir ya da siz bir teklifle gitmiş olabilirsiniz. Birine karşı duygusal bir teklif, sevginizi ya da karşı tarafın sevgisini size sunduğu bir durum içinde olabilirsiniz. Ama bu durumu siz ayak altı etmişsiniz. Çok da umursamıyorsunuz size gelenlere karşı. Siz bir şekilde buradaki ilişkide ki dengeye gelip buradaki kişiyle birlikte olma çabası içindesiniz. Bu yeni gelen kişiye karşı da çok böyle umursamıyor gibi görünüyorsunuz. Görmüyorsunuz da aynı zamanda. Aslında bir hayal kırıklığına uğramışsınız ya da hayal ettiğiniz gibi olmamış olabilir tekrar barışmanız. Tamam, burada bir mutlu bir şey olmuş, bir tamamlanmış gibi olmuşsunuz ama sonra tekrar bir hayal kırıklığı yaşamış gibi görünüyorsunuz. Ve kendi içinize, kendi kabuğunuza çekildiğinizi, bu ilişkiyi tekrar sorgulamaya çalıştığınızı ve bu ilişkinin için
iç sesinizi dinlemeye çalıştığınızı, ilahi sisteme güvendiğinizi ve ilahi sistemle dua ettiğinizi, ilahi sistemin sizin yolunuzu, yönünüzü çizmesi için ondan destek aldığınızı ve iç sesinize güvenerek artık hareket edeceğiniz bir zaman dilimine girmiş olabilirsiniz. Aynı zamanda da bu ilişki için mücadele edilmiş, çaba sarf edilmiş, maddi manevi emek verilmiş ya da verilecek, öyle söyleyebilirim. Bu ilişki için biraz daha mücadele edilmesi gerekiyor. Bu ilişki için eğer maddiyat konuysa maddiyat içinde biraz daha zaman ve çalışmak gerekiyor sevgili kova burçları. Aynı zamanda bu ilişkide daha çok şöyle söyleyeyim. Karşı tarafın sizi hep sevmesini beklemişsiniz. Karşı tarafın sizi anlayışla karşılamasını beklemişsiniz. Karşı tarafın hep sizi sabretmesini, merhamet etmesini, sizi beklemesini istemişsiniz. Yani karşı tarafın sizi biraz dinginlemesini, yani siz zaten yani şöyle esen birisiniz zaten. Fikir olarak da öyle, karakter olarak da öyle. Yani sizi tutması gerekiyor. Karşı tarafın sizi anlayışla karşılaması gerekiyor ve size destek olması gerekiyor. Yani böyle bir sevgiye ihtiyacınız var sizin. Siz ne kadar güçlü bir karakter olursanız olun, karşı tarafın da güçlü olması gerekiyor ki sizi kaldırabilsin. Sizi kaldıramamış olabilir karşı taraf. Bundan dolayı bir sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz. Ama bilinçaltınızda da bir evlilik var. Bilinçaltınızda resmi bir şekilde evlenelim, örf ve adetlere uygun bir şekilde evlenelim düşünceniz var. Bilinçaltınızda evlilik var sevgili kova burçlarım. Allah nasip ederse evvelallah, önce Allah'ın izniyle zaten size gelecek olan bir teklif var, bir fırsat var, bir şans var, bir yeniden başlamak var. Burada bir teklifi kabul etme olasılığınız çok yüksek, ama bu teklif kimden gelir onu artık hem Rabbim bilir, onu da bir de siz de bilirsiniz. Hayatınızda kim varsa bu kişi, bir kişi size geliyor ve size bir teklifle gelecek ve bu teklif güzel bir teklif, tutkulu bir teklif, aşk dolu bir teklif, yeni bir başlangıç olarak geliyor sevgili kova burçları. Evet, yani aşka yelkenizi açın. Aşka kapılarınızı açın. Teklifiniz kapıda, yolda gelmek üzere. Allah'ın izniyle ilahi sistem tarafından da size sunulacak bir kısmet ve fırsattır bu. İnşallah iyi değerlendirirsiniz. İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun derim. Sevgili kova burçları, her zamanki gibi üzerimize düşeni aldık, kabul ettik, düşmeyeni evrene gönderdik. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.